Evet arkadaşlar, makalemizde anlattığımız içeriğe göre birkaç uygulama örneği yapalım. İlk örneğimizde şekilde görüldüğü gibi 3 hap ve bu haplara bağlı hisler bulunmaktadır. Hapların makalemizde kolajen domaini ve Bragg's domaini geçirdiğini söylemiştik. Örnek olarak PC0'ın oluşturduğu bir kolajen domaini ele alacak olursak bu kolajen domaini hapın bu portuna gelir. Portuna hapın hap kolajen domaini geçirdiğinden dolayı diğer portuna da yansır. Aynı kolajen domaini bu porttan geçerek HAP1'in portuna ulaşır. HAP1'in portundan da HAP1'in bağlı olduğu bilgisayarlara ve HAP1 ile HAP2 arasında olan porttan da HAP2'ye ulaşır. Aynı kolajen domaini HAP2'nin bağlı olduğu bilgisayara da etki ederek toplamda bir bilgisayar oluşturmuş oldu. Aynı kolajen domaini tüm bir sistemi etki etmiş oldu. Yani toplamda bir tane kolajen domaini sistemimiz olmuş oldu. Kolajen domaini yeşil bir renkle gösterecek olursam şu şekilde tüm bir sistemi içeri alarak göstermiş olurum. Bir de Bragg's domaini ele alalım. Bragg's domain ise yine aynı şekilde hub'lar için Bragg's domaini geçirdiğini söylemiştik. Aynı şekilde PC0'ın oluşturduğu bir Bragg's domain, Collision domain'de olduğu gibi hub'ların tüm portuna geçerek tüm bir sistemi etki etmiş olacaktır. Yani sistemimize yine bir tane Bragg's domain bulmuş olacaktır. Aynı şekilde Bragg's domain kırmızı renkli gösterecek olursam bu şekilde bir collision ve bir progress domain sistemimize bulunmuş olmuş oldu. İkinci örneğimize geçecek olursak bu örneğimizde hub ve switchler beraber kullanılmıştır. Örnek olarak yine PC0'ın üretmiş olduğu bir collision domaini ele alalım. Bu collision domain hub 0'a ulaşır. Hub 0'ın diğer portuna gelir. Hub 0'ın yine aynı şekilde switch arasındaki porta gelir ve switch'in bu ucuna gelir. Switch'in collision domainini geçirmediğini söylemiştik. Yani bu noktada switch burayı collision domaini absorbe etmiş oldu ve diğer portuna aktarmalı. Yani bu noktada bir tane collision domaini oluşmuş oldu. Bunu hemen yeşil ile gösterelim. Yeşil bir çizgi içerisinde gösterelim. Bir collision domaini burada. Yine PC2'nin üretmiş olduğu bir collision domaini alalım. Bu collision domain H1'in diğer portuna PC3'ü etki eder. Aynı collision domain yine H1 ile H2 arasında bulunan yoldan geçerek H2'nin bağlı olduğu PC'leri etki eder. Aynı collision domain Switch 2'nin bir portuna ulaşır ve buradan da aynı collision domain bir portuna ulaşır. Şu an aynı collision domain bu alanı tüm etki etmiş oldu. Fakat Switch'in diğer portuna aktarılmadı. Çünkü Switch collision domain'i absorbe ediyordu. Yani şu alan boyunca da bir tane collision domain bulunmaktadır. Yine bunu yeşil çember içine alırsak şu şekilde bir collision domain de burada olmuş oldu. Aynı şekilde iki switch arasında herhangi bir PC olmasa bile bizi olduğunu varsayarsak kendi içinde oluşturmuş olduğu bir collision domain alanı vardır ve her iki ucunda switch olduğu için absorbe etmiş olduğu için yani şu alanda kendi içinde bir tane collision domaini bulunmaktadır. Sonuç olarak 3 collision domain alanımız olmuş oldu. Aynı şekilde sistem için Bragg's domaini ele alacak olursak PC0'ın üretmiş olduğu bir Bragg's domaini ele alalım. Bragg's domaini hub'dan geçiyordu ve PC1'e etki ediyordu. Aynı şekilde hub'ın diğer porttan geçerek switch'in ucuna geliyordu. Switch Bragg's domaini geçirdiğinden dolayı aynı Bragg's domaini buradan geçerek switch 1'e ve switch 1'in de bağlı olduğu hub'lara ulaşacak. Hub'lar da geçirdiğinden dolayı tüm bir sistemde yalnızca bir tane Bragg's domaini bulunmuş olacaktır. Kırmızı renk ile gösterecek olursak bu şekilde. Üçüncü örneğimizde ise Switch, Router ve PC bulunmaktadır. Yine PC7'nin üretmiş olduğu bir collision domain ele alalım. Bu collision domain Switch'ten geçmiyordu. Yani şurada bir adet collision domain bulunmaktadır. Çember içerisinde. Aldım. Yine aynı şekilde PC8'de kendi ürettiği bir collision domain. Aynı şekilde PC9'un kendi üretmiş olduğu domain. Çünkü bunlar Switch olduğu için, Switch absorbe etmiş olduğu için her bir portta kendi içinde bir collision domain olmuş oldu. Aynı şekilde PC10 için bir collision domain, PC11 için bir collision domain ve iki Switch arası bir collision domain. Yine Switch ile Router arası bir collision domain. Router ve Switch'in collision domain'i geçirmediğini söylemiştik o yüzden. Her bir alanda birer tane collision domain. Yine iki Router arasında bir collision domain. Şekilde görüldüğü gibi 9 tane collision domain alanımız bulunmaktadır. Bragg's domain'i ele alacak olursak PC7'de üretmiş olduğu bir Bragg's domain, Switch Bragg's domain geçirdiğinden dolayı buradan Switch'in diğer portlarına, aynı şekilde iki Switch arasındaki porttan diğer
Sıvı bağlı olduğu bilgisayarları etki eden tek bir Proteus domain bulunmaktadır. Aynı şekilde aynı Proteus domain Sıvı 2'den Router'a geldiği an durur çünkü Router Proteus domain'i geçirmiyordu. Yine aynı Proteus domain buradan geliyor burada durur. Yani şu alan içerisinde bir adet Proteus domain bulunmaktadır. Şu şekilde gösterelim. Bir adet Proteus domain. İki Router arasında ise Router Proteus domain'i geçirmediğinden bir Proteus domain ayrı olarak bulunmaktadır. Yani sistemimizde 9 collision ve 2 tane Proteus domain bulunmaktadır. Bu örneklerden kendiniz daha fazla geliştirerek her türlü örneği çözebilirsiniz. Kolay gelsin. Teşekkürler arkadaşlar.